Bu ne lan? Video ses yok. <laughs> Yapma ya. Niye öyle oldu? Bir çık bir Tamam. Şunu da kapatayım. Geldi mi videonun sesi? Bakın bakayım şurada duran yani önceki evde şurada duran bilgisayardan açıyordum. O bilgisayardan televizyona böyle kocaman 5 metrelik falan bir HDMI kablosu. Tamam o zaman burada şey diyor benim bir bilgisayarım var diyor anda bu diyor bak. Ne takacağız bugün? Elimdeki ben bilgisayarmış. Şey arka planıma buraya görsel wallpaperlar vesaire böyle hareketli bir şeyler falan açıyorum. Yani. GTA 5 kaldırıyor musun? Onu, onu söyle Lemur yani boşver wallpaper amına bilgisayardan koy. Televizyondan bilgisayardan da koyabiliyorsun. Televizyona böyle kocaman 5 metrelik falan bir HDMI kablosu gidiyordu. Fakat buraya bilgisayar yerine akvaryum kuracağım için bir kasa koyamıyorum yani. Buraya böyle Kocaman bir bilgisayar kasası koymak istemiyorum. O yüzden Asus Türkiye ekibine sordum. Dedim nasıl bir şey çözüm bulabilirim buna? Onlar da bana bunu önerdiler ve hatta denemem için yolladılar. Bunlar mini pi... Abi denemek için, denemesi için yollamışlar. Canını yediğim ya. Ya Asus ayıp değil mi? Bıraksaydınız adamda ya. Dur ben bir Asus'tan isteyeyim de bana kalıcı versinler. Ben onu... <laughs> Alo Asus. Ya şu bilgisayardan bana... <laughs> <laughs> Şaka lan. bence bırakmışlardır. PC diye geçiyor. Bu arada normalde ofislerde vesaire monitörün arkasına takıyorlar bunu. Vesa mantı takıyorlar böyle gözükmüyor. Ortalıkta. Gözükmüyor. Aa tamam, ne işlemci var onda? Özetle tabii ki çok güçlü değiller. Ryzen işlemcili bir apusu var. Apu fena değil aslında bir miktar oyun oynatabiliyor. Benim tek derdimin arkaya hareketli arka plan açmak olduğunu düşünecek olursanız benim işimi fazlasıyla görecektir. Onun dışında bir de klavye, mouse yollamışlar. Bu mouse'a zaten hakimim. Laptopumda kullandığım mouse bu. Fakat bu klavye. Ekran kartı. Yordu. Çok Küçük kablosuz bir mekanik klavye aslında bu. İçinden şöyle bir kapak çıktı. Bundan. İsterseniz üstünü kapatmak için kullanabiliyorsunuz. Toz falan almasın diye. Lan ben onu attım ya. Lan ben onun alt kabı sandım onu. Üstünü ne kapatacağım? İsterseniz de şöyle altına koyabiliyorsunuz. Bence fena düşünülmemiş. Onun dışında bir de bilgisayar bağlantı kablosu var. Fakat ben kablosuz kullanacağım için bu işime yaramayacak. Bence televizyonda kullanmak için çok abartılı, kaliteli bir şey. Bak bu yandaki ışıkları var ya o şarj bilgisi işte. Pil ömrü, pilini göster. Şey okay, bu. Bilgisayar mini PC olsa bile üstünde bir sürü port var bu arada. Önde bir Type-C, bir Type-A var. Arkada iki tane Type-A, bir Type-C var. Mouse'u ön tarafa takalım. Klavye... Para var huzur var abi adamın işi bu oğlum. Adam göster işte biz de izliyoruz, öğreniyoruz. Sen televizyondaki izlediğin reklamları anasını satayım bedavaya mı? veriyorlar sanıyorsun. Milyon dolarlar dönüyor orada. Hatta dün izlediyseniz babalayı yani bir yerde bir nokta dönüyor. Bir böyle işte televizyonculuk sunuculuk falan. Bir de arka tarafa takalım. Çekimden önce HDMI kablosunu falan geçirdim ben bu arada buradan. Benim burası birazcık karışık bir sistem olduğu için çekimde uğraşmak istemedim. Ne kadar ısındığını gözlem... Kimse izlememiş ayıp lan izleyin oğlum o videoları çok güzel bu arada almedikten sonra duruma göre bunu çekmecenin içine de alabilirim. Fakat her ne kadar küçük bir bilgisayar olsa bile içerisinde Apollo bir Ryzen sistem çalışıyor. Hani zorlayınca 720p'de GTA 5 falan oynatıyor öyle bir alet. Allah tekrardım Allah burada wallpaper engine çalıştırmak ve gayet düzgün. Onu bayağı kurdu Windows'un. Şeyi aman bağladı. Senkronize ediyor. Başlat menüsünü gizlediğimizde böyle temiz bir görüntü elde ediyorum. Bunları da şuraya koyduğumda hiçbir sıkıntım kalmıyor. Şimdi bugün ikinci konumuz ise daha önce şu Almanya'dan almış olduğum Tamam bunu geç, bunu, bunu boş ver, dur. Ne almışım? Tren mi bu? Tamam, bugün yaptıklarım düşündüğüm kadar bir günün sonu hiç sabit değil, böyle kendim... Şimdiye kadar her şey düzgün gibi. Bu ne baba? Yani bunu ne yapıyorsun, kuruyorsun, ne oluyor? Ne oldu. Motorsuz olarak birkaç kere denedim tabii. Ha bu sınırsız top dönüyor. Ama birkaç yer olmamış. Maşallah. <laughs> Allah dedim iki gün gitmiyor. Ama bazen oluyor. Yüreğini ateşe ver abi. Ya ne alaka? <laughs> Bence olmuş. Az önce düşenler niye düştü bilmiyorum. Aa şeyden düştü. Onlar... düştü. Ama ona da bir şey yapamam ki. Ayar yapamam yani. <laughs> Ha, ha bazı bir şey bunlar bize bize şey para harcadığın yerleri göster para harcadığın yerleri Bak akvaryumla ilgili bir şey almış aman ne ne almış? Hazır akvaryum seti almış. Pek çok kargo geldi ve hazır. Oğlum bunların hepsi akvaryum malzemesi lan. Hazır bu kadar çok kutu bir kere de gelmişken dedim bu videonun içine bir de toplu paket açılışı ekleyeyim. Hemen bunları yere alıp sırayla açmaya başlayalım. İlk paketimizin içinde yeni ışıklarım var. Şaşırdınız Yete. mı? Ama başka şeyler de var. Dur, sadece. Garantiye göre abi. Senin açtığın toplu paketlerden birinde ışık çıkmazsa evet. dünyanın sonu gelecekmiş. Olabilir. Tamam. Işık olmayan bir şeyle başlıyorum. Şöyle iki tane. Sen herkes akvaryum sözü verdin. Ne oldu onlar abi? Hatırlamıyorum. Akıllı priz aldım. Bunlar telefonunuzdan kontrol edebildiğiniz prizlerden. Bunları akvaryum için aldım aslında. Akvaryumda ışığı falan zamanlamanız gerek. Ya baba bak şu konuyu bir artık noktalandıralım. Gerçekten noktalandıralım. Ben akvaryum... Karşı tarafta istek yok anladın mı? Ben akvaryum yapmak istiyorum da... Hiç karşı tarafta o isteği görmüyorum. Hani... Bir elektrik alsam, bir heves görsem... Yaparım yani ne olacak? Alt tarafı bir günümü alır. Lepistes akvaryum yapacağım dedim. Bana diyorlar ki deniz akvaryum yapacağım. Ya ben akvaryum yapacağım dedim. Deniz akvaryum yapacağım demedim ki. Lepistes dedim. Beta akvaryum olur dedim. En kötü Japon balığı akvaryumu yaparım dedim. Ya indiregan da yapıyorlar. Bana çakacaklar deniz akvaryumunu. Ağzımdan deniz akvaryum yapacağım diye bir şey çıktı mı? Anlos'ta yapacağım da deniz, beta balığı akvaryumuydu. Hayır Deniz Ak... Bak ben arkalarını yapışkanlı background yapacağım. Mercan görünümlü. İçine Japon atacağım. Anlasın evine gelenler de diyecek ki bu ne akvaryumu? Diyecek ki deniz akvaryumu. Bu Japon balıkları da Nimo. Böyle halledebilir yani. Şimdi biri 200 bin lira tutuyor. Biri 600 lira tutuyor. Bence çok güzel. Valla şaka bir yana. Yapamadım be. Yani yapamadım değil yaparım da vakit mi bulamıyorum ne bulamıyorum ben de anlamadım. Fırat mesela hiç bozulmadı ama Alnos'u o günden beri konuşmuyoruz küsmüş olabilir. Fırat idare ediyor hala bana belle ilgili bir şeyler soruyor işte ben ona bir şeyler soruyorum. En son yemek falan ısmarladı. Insta'da beni kısıtlamış olabilir. Ben çok konuşan önceden konuştuğum ve sürekli mesaj atan insanları kısıtlıyorum arkadaşlar. Yani kısıtlıyorum dediğim çok konuşuyorsa böyle her iş bakalım yukarıda biri o, 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 yeter lan diyorum Allah Allah kısıtlıyım. Çünkü yanlışlıkla basıyorum sürekli mesaj spamı yaptığı için. Instagram'da gezerken adamın mesajına tıklıyorum görüldü oluyor. Sonra başka spam yapıyor. Buradasın buradasın niye cevap vermiyorsun vay böyle mi oldu? Ha, kimdim kısıtlıyorum o kendi hala yazmaya devam ediyorum. Bir de trip yiyorsun. Bekiyor ya. O manuel ayar yapmaya uğraştığınız zamanlayıcılar yerine dedim akıllı prizle çözmek çok daha kolay olur. O yüzden böyle bir ürün tercih ettim. Zamanlama özelliği dışında akvaryumda işime yarayacak bir özelliği olur mu bilmiyorum ama belki bir de ne kadar elektrik harcadığına falan. Ne gösterdi? Ben çete odaklandım ya. Ha şey tapo wireless priz. Prizle çözmek çok daha kolay olur. O ne yüzden... bu? Ne bu? Bir dakika benim hayalimde bir ürün var. Şöyle iki tane akıllı priz aldım. Bunlar telefonunuzdan kontrol edebildiğiniz prizlerden. Bunları akvaryum için aldım aslında. Akvaryumda ışığı falan zamanlamanız gerekiyor ya. O... Lan oğlum timer al bir tane 6 liraya. Yani. Ne bunu wireless telefonla falan yapıyorsun? Manuel ayar yapmaya uğraştığınız zamanlayıcılar yerine dedim akıllı prizle çözmek çok daha kolay olur. O yüzden böyle bir ürün tercih ettim. Zamanlama özelliği dışında akvaryumda işime yarayacak bir özelliği olur mu bilmiyorum ama belki bir de ne kadar elektrik harcadığına falan bakabiliriz. Zaten o akvaryum Öyle bir özelliği varsa ben de alayım çünkü ben baş edemiyorum. Ama ben video çekmiyorken çekeceğim ki fişini. Akvaryum fişini çekemezsin abi. Niye Akvaryum sürekli çalışması gereken <laughs> gerek bir şey. Ne gerek var abi? Video çekerken çalışsın sadece. Sonra Hue'nun şerit ledlerinden aldım ve bayağı bir aldım. Bunlar acayip indirimdeydi. Yani Nasıl? Böyle %40, %45 gibi bir Taş şey paraydı? indirimdeydi. Kaç paraydı? Görünce dayanamadım ve lazımdı da aslında zaten. Bunlar çok güzel. Ben bahçe aydınlatmamda outdoor'larını kullanıyorum. İki tane var bende. Müthiş bir tıklıyorsun pembe oluyor. Bir tıklıyorsun mavi oluyor. Harbi güzel evet, ürün yani. Biliyorsun. Ama pahalı. Evet, evet. Kesinlikle lazım ya. Şöyle iki tane 2 metrelik var. Ve 5 tane de uzatma var. Bunların da tanesi birer metre. Yani mesela 2 metrelik olana bunları ekleyip böyle 7 metreyi çıkartabiliyorsunuz. Bunları nerede kullanacağım? 2 metrelik olan ve beş tane uzatmayı benim tarafta şurada kullanacağım. Şimdi burada 5 metrelik <laughs> kullanmıştık biliyorsunuz. 5 metrelik buradan başlayıp burada bitiyordu. Ve şuraya doğru devam edemiyordu. Bunlar uzatılabilir olduğu için lan lan. uğraşıyorum taraftan oraya doğru devam E burada da ekleyelim bir tanesini abi. Bir tanesi de işte 2 metre. Senin burada eksik ya. Evet. O da bu. Ha. Hatta bir de bunları açıp kapatınca Ya video izlerken bir şeyler yiyeyim ya. Uygulamasına göreceğim falan diye Çok böyle zor şey fark etme. Üç tane düğmeye bas. Başkaları bir şeyler alınca ben mutlu oluyorum ha. Allah'a ya. Bana mı? Hayır ben eskisini sana vereceğim bu bana. Ha, tamam var ama yani sende. Var. Tamam. Bir akıllı buton aldım. Yine bu hue ışıkları kontrol edebildiğiniz bir buton. Bende böyle normal basmalısı var bunun. Bu modeli birazcık değiştirmişler. Şöyle çevirmeli gibi ama bugün aynı zamanda. Üstünde bir de düğmesi var. Yani normalde aslında buton dediğimiz... Bu yeni çıkmış. Ben böyle bir şey bilmiyorum da. Şey, var. İşte bendekini dekini bununla değiştirip bu tarafa da eskisini koyacağım. Ne fedakar bir abisin be. Tabii canım. Sonra Burada bir tane mıknatıslı akvaryum camı temizleyicim var. Harun sence böyle bir şey kaç paradır? Bak çünkü ben fiyatını gör. O aldığı yüksek ihtimal 300 350 falandır. Büyük çünkü. 350 hadi bilemedin 400 lira ama abarttığına göre bu kadar. Para harcamayı da seviyor. 1000 lira vermiştir. Önce böyle falan oldum. Nasıl ya? Dolar 40 lira mı oldu falan oldum. Ya, pahalı bir şey yani. Evet. 80, 70-80 lira falandır yani. Çık. 100. Çık. 150. Çık. 400. Çık. E yok artık niye aldın o zaman? E seçenek yok. E alma. Nasıl temizleyeceğiz? İlla buna mı ihtiyaç var? Yani ya elle böyle şey yapacaksın. Yapacaksın. Sen yapacaksın. Sırf sen uğraşmadı uğraşma yap? diye. Niye ben yapıyorum? Benim mi akvaryum? Sen benim çalışan oluyor musun? Benim görevim var. Ona yeni al eleman tutarsın. Öyle şey mi olurmuş ya? <laughs> sen her şeyi yapacaksın <laughs> mı? Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye'de bir çalışan her şeyi yapar. Allah Allah. Sen hiç özel sektörde Kaç parayı aldın? Ben özel sektörde çalışıyorum şu an. Abinin yanındasın. E, ee, özel sektördeyim. <laughs> ee, Oo, mıknatısı güçlü yalnız. Korkmuş ha. Bu şöyle iki parçadan oluşuyor. Korkuyorum şu an yaklaşmaya. Dur. Oo. Bir cam kırıldı. İşte araya cam girince böyle olmaz herhalde. Bu arada cidden 600-700 lira gibi bir fiyatı var bunun. Sebebi ise benim akvaryum 15 milimetre camlı olacak ha, ve normal. yüksek milimetreli camlar için böyle olanlar arasında bu ucuz. Hani 3000 liraya falan var öyle düşünün. Ben bunu ucuza aldım aslında. Sıradaki. Normal normal. Bir tane latex eldiven var. Hatta latex değil. Bunda farklı bir şey yazıyordu. Latex değilmiş bu. Hani latex içermez diyor. Oo, ne biçim bir şey bu? Bunlar tırtmış birazcık ama. Benim karınca çiftliğime çektiğim o küçükler falan var ya. Onlar 150 lira 200 lira oğlum zaten. Latexliler daha güzel bu bildiğim poşet Neyse kullanacağız artık yapacak bir şey yok 200 tane aldım ucuz olduğu için şüphelenmem gerekiyordu zaten ama ben dedim ki latex içermiyor böyle özel bir şey o yüzden ucuz piyasaya yeni girmişler falan bildiğim poşet eldi ben bu. Sonra. Burada iki tane şeyim var. Tablo asma cırt cırtı mı denir buna ne denir bilmiyorum. Duvara çivi çakmadan bir şeyler asabileceğiniz cırt... oğlum onlar atıyor sonra işte inanma ya. Cırt cırtlar özetle. Hadi... Üstüne yazıyorlar, üç yam yazıyorlar, beş yam yazıyorlar amına koyayım. 60 kilo taşır diyor takıyorsun 2 ay sonra böyle eee Düşmüş bir daha yapıştırıyorsun bir ay daha direniyor iki ay geçiyor eee Büyük bir paketten devam ediyor. Bir bok yaramıyor ya. Kabloyu belki taşır ama. Bunun için full akvaryum malzemesi bu arada. Şimdi sen bir sürü şey aldın da akvaryum yok ortada. Gelecek. Ne zaman gelecek? Şu şeyler bir düzelsin. <laughs> Neyler? <laughs> Belli değil mi hala geliş tarihi? Bilmiyorum. Yapıyorlardı en son. Şimdi burada birkaç tane kumum var. Bunları akvaryumun en altına koyuyorsunuz. Normal kum değil bu arada bunlar. İçinde bakteriler yaşasın diye böyle rahat olsun diye bir şeyler falan var. İşte bitkilerin kökleri hava alsın diye onun boyutunda falan filan. Bunu akvaryum kuruluşunda göreceksiniz. Burada karbondioksit tüpü için bir tane hortumum var. Akvaryum bitkileri için pek çok gübre bulunuyor. Şimdi bunların hepsini teker teker ne olduğunu açıklamayacağım. Çünkü hepsinin bayağı detayı var. Ve gördüğünüz gibi Baya var. Daha da var. Bu kadarına ihtiyaç yoktur. Kesin sen yine abarttın yani. Kesinlikle abartmadım bu arada. Sen abarttın yine. 4 tane yetiyor bu arada. Evet. Hiç abartmadım. Birkaç tanesi abartı olabilir. Şey için falan. Atıyorum böyle anlık nitrat yükseldi akvaryumda. Bir şey oldu ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hemen onu ekliyorsunuz nitratı düşürüyorsunuz balıklar yaşıyor o sayede falan. Birkaç tanesi öyle. Ama ikisi hariç sanırım hepsi gerekli gerçekten. Burada bir tane... Abi sen de bir yardım at. Yok lan yapsın kendi ya. ne <laughs> yardımı? Bir de Amgard mı yazıyor şişede? Advance yazıyor lan. o Amgard o evet. <laughs> ya koskoca videoda gidip küçücük şişenin üstündeki Amgard yazısını nasıl gördün ya? yaşıyor sayede falan birkaç tane söyle. Ama ikisi hariç sanırım hepsi gerekli gerçekten. Burada bir tane karbondioksit damla sayacım var. Bunu karbondioksit tüpüne bağlayıp dakikada ne kadar kabarcık vereceğinizi hesaplıyorsunuz. Bu ilginç bir şey. Bununla akvaryumdaki karbondioksit oranını görüyorsunuz. Şöyle Hı. içinde bir tane sıvısı var. Şimdi renk kodlarına Yeşil olacak o. Hatırlamıyorum ama bu içine koyduğunuz sıvı işte atıyorum maviye dönüştüğünde çok fazla karbondioksit var. pH çok düşmüş gibi, anlama geliyor gibi bir şeyler. Atacağım bir Japon balığı böyle şeylere hiç gerek olmuyor. Ha, adam ya. Öyle olmuyor işler. Bu arada akvaryumdan uzak olanlar niye karbondioksitle ilgili bu kadar çok şey var diye düşünebilir. Genel... Çünkü bitki besleyecek. Kanının aksine aslında bitkili akvaryuma oksijen değil de karbondioksit veriyorsunuz. Bildiğiniz tüple karbondioksit basıyorsunuz. Ve bunun çok doğru bir şekilde olması gerektiği için böyle bazı şeyler kullanmanız gerekiyor. Akvaryum filtresi için reçine. Akvaryum filtresi için karbon. Akvaryum filtresinde bakteriler yaşayabilsin diye bir şey bu. Bunun adını unuttum şu an. Ya oğlum... Akvaryum filtresinin içine koyuyorsun. Senin canını yerim ben, taşaklarını yerim. Ve bakteriler bunun üstüne tutunup yaşıyor gibi düşünebilirsiniz. Akvaryum filtresi için el yap. Harun yavaştan şok olmaya başladı akvaryum için bu kadar çok şey ne ya falan gibi. Valla bunların hepsini ben kullanmak zorunda mıyım? Çoğunu ben kullanacağım. Senin için sadece temizlik olacak Harun. Temizliği şeyler hallediyor ki çöpçüler. Öyle <laughs> değil. Alırım 20 tane çöpçü halleder. <laughs> akvaryum bitkisi için yapıştırıcı. Bildiğiniz uhu. Bunlar filtre için giriş ve çıkış boruları normal... Bana ne almış kendi kalitesini söylüyor. Benimki kırıldı bak onunkiler sağlam. Genelde o filtre hortumları işte yeşil, siyah falan böyle akvaryumun içinde çirkin gözükecek formda oluyor. Onun yerine böyle şeffafını koyuyorsunuz ve uzaktan baktığınızda belli olmuyor. O hortumları tutmak için küçük aparatlar fakat paketin içinde varmış ben... Niye selam söylemiyor? Niye aklına o anı gelmedi mi kırıldığı anı? Benim direkt geldi. Niye hiç orada o camları gördüğün zaman hatırlarsınız Tukan Elren'in kırdığı Pipelardan demiyorsun. Paketin içinde olduğunu bilmiyordum. Bu karbondioksit için bir difüzör Bunun olayı da karbondioksit gazını buradan veriyorsunuz. Buradan böyle küçücük parçalar halinde çıkarken suda çözülmüş oluyor. Ve son olarak sudaki amonyak ve pH'i ölçmek için şöyle... Bunları kullanma bunlar İki yok tane test kiti gibi bir şey var. Bunu muhtemelen şu an açmamam gerekiyordur. Bunların son kullanım tarihi falan oluyor. Akvaryum videosunda zaten görürsünüz bunu da. Sonra... Heh. Burada cam kavanozlarım var. Bunları kırmak için aldım. Öyle deyince de bazı kişiler kızıyor ama bazı videolarda bazı şeyleri kırmam gerekiyor, yapacak bir şey yok. Çok da güzellermiş bu arada. Vallahi. Ben bunları kırmadan önce bir düşüneyim. Bunlar düşündüğümden daha güzelmiş. Son. Buna kapalı sistem teraryum çok güzel oluyor. İçine mos koyuyorsunuz, üstüne i̇şte ne bileyim termi... Dur be ağzımdaki lokma bitsin, ayı. Kapalı. Sistem çok güzel oluyor, teraryum. <laughs> sonra... burada Yapabilirsiniz bu arada. Bak en güzel hobidir. Çık bahçeden topla yap. Sıvı gıda boyalarım var. Aslında az önceki kavanozla bağlantılı. İçine su doldurup, sonra renk katıp bir şeyler kırma videosu fikrim var da. Şuradaki. Ee... <laughs> bu bir çeşit akıllı piriz fakat üzerinde su şeyi var, sensörü var. Şöyle manyetik bir bölümü var. Bunu akvaryumun üst tarafına bir yere tutturuyorsunuz. Buna su değmediği sürece buraya bağladığınız şey çalışıyor. Fakat buna su değdiği anda buradaki su tamamlama şey, sistemi yüksek ihtimal. Şey, priz kapanıyor. Mantığı kısaca bu. Bunu bir selenoid su valfine bağlayacağım ve su dolduğu zaman yani akvaryumda bu sensörü koyduğum yere kadar su geldiği zaman motoru kapatacak. O sayede suyu doldururken, akvaryuma suyu doldururken taşma riskini almamış olacağım. Özetle. Harun'a güvenmiyorum. Ona vereceğim o görevi de. Bir şey diyeceğim de ona güvenip bana güvenmeyecek mi? Evet. Bence o daha riskli. Bence sen daha Yo, riskli. Yok ben başında beklerim. Afiyet olsun eyvallah kardeşim bak kusura bakmayın yemek yiyorum ben. Sensör bozulursa GG. Bir saat falan sürecek Arnav Karım'da. Olsun başında beklerim. Ben yine de işimi garantiye alayım. Burada bir tane silikon bandım var. Bildiğiniz çift taraflı bantın silikon versiyonu. Bunların olayı şey, yapıştırdığınız yerde iz bırakmıyorlar. Yani sökmek istediğinizde kolayca sökebiliyorsunuz. Atıyorum şu televizyonun arkasına yapıştırdığım ışıkları falan onlarla yapıştırıyorum ben. Allah Sonra sanırım bu küçük paketlerin sonuncusu. Bunun içinde yine az önce gösterdiğim tablo yapıştırma cırt cırtlarından var. Daha da fazla. Çünkü Harun'un odasındaki tablo kafasına düşüyormuş. Uyurken de hep bir şey düşüyor kafama. Ben anlamadım arkadaş. Harun yayın açıyor mu? Bildiğim kadarıyla açmıyor. Burada akvaryum topraklarım var. ADA'in toprakları bu arada adamın... dünyanın en Oo... iyisi falan diye geçiyor. buna koyayım. Ya oğlum üç tane yeşil bitki bakacaksın. İçine toprak koy büyüyor. Ne yapacaksın? Takashi Komana mısın ya? Neydi lan adamın adı? Unuttum lan adamın mezarında döndürdük. Omana neydi lan adamın adı? Takashi Oramo. <laughs> adamın adını unuttum. <laughs> Yazar chat. Ç bilir bilir chat bilir. Karınca çiftliğim izleyicileri var burada. Videoda Biliyor söylüyor mu? Takaşo mi? amani. Ay amına koyayım dediniz zamanlamaya bak odun. Amani takaşo. Dur söyleyemedim lan rezil oldum. <laughs> Dur burada bir yerde yazıyordu. Takaşo amano ya. He <laughs> amano ama, ama. amano. Bak burada Amano. Ama. Ya, kendi üretiyor ve arkasına fotoğrafını mı bastırıyor? Bu adam muhteşem bir adam abi. Egoistmiş adam, ama yani bir yandan da. Çok egoist bu arada böyle şey korkunç bir adam. 40 yıl boyunca falan ama manyak işler yapıyor. Dağ taş yapıyorum. gezmiş böyle oradaki su birikintilerinin fotoğraflarını çekmiş. Nerede ne var? Hangi canlı var? Hangi bitki var? Hangi toprak var falan onların hepsini böyle araştırmış. Ondan sonra da bunları akvaryum ürünlerine çevirmeye başlamış öyle bir adam. Sen bazen diyorsun ya seninle çalışmak zor falan diye takıntılısın diye. Bu adamla nasıl çalışıyorlar biliyor musun? Geçiyor akvaryumun başına böyle. Şöyle duruyor. Böyle orada yapıştırıp çıkıyormuş değil mi? Bir <laughs> kişi böyle şey Don <laughs> şortları giymiş böyle akvaryum akvaryumun içinde kocaman akvaryumlar yapıyor tabi. Böyle bakıyor bakıyor bakıyor. 45 dakika bakıyor. 45 dakika o adamlar içeride bekliyor akvaryumun içinde suyun içinde. Şu taşı diyor 1 milimetre sağa çevir. Ondan sonra 45 dakika daha bakıyor. E ne güzel işte. Yüzüyor adamlar da 45 dakika boyunca. Öyle değil işte böyle bekliyorlar. O yüzden korkunç bir adam dedim yani. Çalışması zor bir adam. <laughs> bu da, daha da ağır. En ağırları. Aldığı ürünler güzel bu arada. İşte bu. Muhtemelen bunun içinde de toprak vardır diye düşünüyorum da. Evet. Bunun içinde de sadece toprakla dolu. Yine paket açarken yoruldum. Çok garip dertlerim var. Allah evet, başka dert vermesin. Allah dert Amin. Vermesin. Evet, paketlerimiz bitti. Ürünlerin hepsinin linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Sadece akvaryum malzemelerinin hepsinin linkini bulabilir miyim bilmiyorum. Bunları Beta Market'imden aldım. Ama bir kısmını Abi annem küfür ediyor diye Telefonla sipariş verdim. O yüzden listeliyorlar mı bilmiyorum. Oraya girip bakabilirsiniz. Diğerleri zaten online alışveriş sitelerinden. Yarın görüşürüz. Yeni bir gündeyiz ve bugün benim evimdeyiz. E nerede paket bunları mı açtın sadece ya? Ya oğlum ben bunları karınca çiftliğimde masanın altına gösterip geçiyorum ya. 20 dakikadır yok mu yeni bir şey? Burada 3-5 tane böyle ufak değişiklik var onları göstereceğim. Öncelikle aylardır beklediğim koltuk sonu... Bak. İnternet dağıtıcı var orada bak çok güzel ürünü. Ben kullanıyorum. Ve beğen... Yani böyle... Daha çok böyle biraz daha büyük bir evde oturuyorsanız ve internetle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız o ürünü mutlaka şey yaparım öneririm. E bir tık tuzlu ama işini çözüyor. Ben kaç tane cihaz aldım dağıtıcı aldım hep böyle bir kana alattı. Ama bu çok güzel yaydı eve. ...lenmedi. tipi hoşuma gitti bu arada yani fotoğrafta da böyle gözüküyordu zaten. Ama çok rahatsız, acayip rahatsız bir koltuk. İçine sünger diye ne doldurmuşlar bilmiyorum. Ne düzgün oturabiliyorsunuz, ne rahat edebiliyorsunuz. Uzandığınız zaman hani böyle sizi desteklemesini falan beklersiniz ya hiçbir şey yapmıyor. Bir de parlıyor. Ne bu ne öyle? 10 bin lira falan olur. Şimdi kaç bin lira ki? Allah Allah. Zaten görmüştünüz bilgisayar masasının... Oha ah, amına koyma nasıl bir monitör lan? buraya koyduğumu zaten görmüştünüz. Bilgisayar masasını da buraya taşıdım ve çok acayip bir monitör setup'ı yaptım. Sanki çok saçmaymış gibi gözüküyor ama aşırı işlevsel. Ve burası videolarda gözükmeyeceği için görselliğin benim için şu an çok bir önemi yok. Sadece işlevsel olması önemli. Şimdi düz mantık zaten iki monitör buna alışıksanız. Bir tane de wide monitörü şöyle dikeylemesine koydum. Şu çizgiye kadar zaten aslında normal bir monitörün devamıymış gibi kullanıyorsunuz. Yani üçlü monitör setup'ından çok da bir fark yok. Bu kısımda atıyorum YouTube Music Spotify falan açtım. Çok bak bakmayacağım bir şey. Onu oraya koyuyorum. Sadece böyle çok arada bir Yoksa Lemur yayıncılığı mı başlıyor? Bakacağım için biraz zaten ben böyle bilgisayar başında biraz böyle oturuyorum. Çok konforlu bir kullanım şekli oldu. Üstelik bununla da sınırlı değil. Nasıl yani? Diyelim ki burada bir şey izlemeye başladım ve sonra dedim ki benim biraz uzanmam lazım. Bir dakika şu şişeyi alayım. Su için önemli. Bu monitörü hemen şöyle çevirip şuraya uzandığımda şu koltuğu şöyle... Ya da adam keyif adamı ya. Diyorum. Mükemmel sinema deneyimi. Hemen yan odada 75 inçlik kocaman televizyon var biliyorum ama... Bu daha keyiflidir. İşte bu şey gibi düşün. Devam edebiliyorsun. Aynı yerdesin. Tam şeysin yani artık. Keyif şeysi. Anladın sen. Evet. Şeyi fark ettim. Önceki bilgisayar setup'ım salonda olduğu için ve arka planımda gözüktüğü için orasını hep böyle çok aşırı tertipli, düzenli göster tutmak zorundaydım. Bir de böyle simetriyi falan bozmamam gerekiyordu ama burayı sadece ben göreceğim. Bir de size vloglarda gösterirsem siz göreceğiniz ama genel olarak burada video falan çekilmeyecek. O yüzden bence güzel oldu. Bilgisayar parçalarında falan herhangi bir değişiklik yok bu arada. O yüzden tekrar tekrar şu monitörü şu parçayı kullanıyorum falan diye anlat. Temiz setup bu arada bak mis gibi. Farklılık olarak buraya bir tane kamera koydum mesela. Bu enerjisi... Hmm. Abi mesh sistemi sanırım o kullanıyor musun sen de? Destekliyor. Hatta ben size şöyle anlatayım. Şimdi benim burada bir tane modemim var değil mi? Ana internetim. Mesh ona bağlı. Ana e, bazo. Bak şu arkada bir tane beyaz gözüküyor. Görüyor musunuz? Bak parmağımı koydum bak. Wireless'tan orayı algılıyor. Oradan da arkada ethernet kablosuyla oradaki masa üstünü besliyor. Ve upload'um... Yani wireless aktarımına rağmen aynı. Kayıp yok. Download biraz düşüyor tabi. Ama çok iyi. Bir de bunların bir diğer artısı da e, prizlere bağlıyoruz ya. Gücü sadece wireless'tan değil, akımı sadece wireless'tan değil e, elektrik üzerinden de alıyor. Hatta ikon çıkıyor böyle elektrik işareti var. Diyor ki bak buradan da algılıyorum onu diyor. Kayıp vermiyor yok. Ben bir sürü ürün denedim. Hepsinde bir problem çıktı. En son Cem diye bir arkadaşım var. O haber verdi dedi. Bu üründen al. Gaming Yenter'i de sağ olsun yollamıştı. Ulan taktım 2-3 gün böyle ne oluyor lan falan dedim ama bir oturdu bana mısın demedim. Esling neyin lan markası? Esling galiba. Şarjını direkt monitörden alıyor. Monitörden enerjisini aldığı için şarj etme derdi vesaire yok. Burada sürekli bilgisayarıma bağlı gereksiz kaliteli bir webcam var gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında bir tane mikrofon ekledim buraya. Üstüne Işık da ekledim ama bilin bakalım ne yapmayacağım. Yayın yapmayacağım. evet. <laughs> <laughs> o zaman niye ekledin? Ama böyle yapabildiğimi bilmek istedim. <laughs> ya nasıl bir mantık bu? <laughs> ya kendime yayın PC'si kurdum. Setup'u kurdum tamam mı? Tam başlayacağım. Dedim ki bana bu yeter. Daha fazla yapmama gerek yok. Kayıp çok fazla. 1000 megabit bağlantıda router'la bağlanıcı 60 itancı veriyor. Yok bu yine iyi. Ama şöyle söyleyeyim. Yani ben, benim de interneti binlik. Şimdi buradan çaprazlama oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Ben yine binlik almıyorum. Ha ne veriyor mesela? Benim yatak odası 120 falan veriyor. Bana yetiyor abi ne yapacağım yani? belki de yaparım. Sen buradan şimdi Zoom toplantılarına aşırı kaliteli bir şekilde katılmak istiyorsun. Evet. Ben anladım seni. Ve ihtiyacım olsa da olmasa da belki bir seneye falan canlı yayında açabilirim. Hiç belli olmaz. Bu seferki setup'ta fazla RGB ışık... Yalnız YouTube'a benzemez kardeş. Bunları sana anlattık. Öyle YouTube'a benzemez yani hani böyle kurgu murgu yap koy at paylaş izlensin altına yorum gelsin öyle değil bu iş ha. Birebir temastasın ha. Sola baktığın zaman görüyorsun o adamın sana abi kaç santim yazdığını. Sola baktığın zaman görüyorsun öyle abi burnunda sivilce çıkmış yazılarını ha. Öyle YouTube'a benzemez bu. Yok sadece masanın altında bir tane var bir tane. 6000 saat lan. İşe başlığında 160 ayküm vardı şu an 90'a düştü. Yapma. <laughs> arkada duvarı aydınlatan var. Yani sadece iki tane RGB ışım var burada. Başka ekler miyim bilmiyorum. Yani bu bölgeye ekler miyim bilmiyorum. Belki eklerim. Muhtemelen eklemem. Buranın kurulum aşamasını çekmedim fakat kablolamayla 3 saat falan uğraştım. Çünkü bu hareketli bir masa. Yani yalnız işte yüklenmek... çok tatlı bak. Mesela burası beni yoruyor mesela anladın mı? Çok güzel bir setup'ım var ama böyle dağılıyorum. Eskiden yayıncılığa başladığım zaman setup'ımı hatırlıyorum. 20 inçlik bir tane arkadaşımdan çaldığım monitör. Ortada bin liraya aldım bir tane AOC monitör. Çaldığım webcam. Klavyem, mouse'um zaten rampage. O oh, bir de mikrofonum vardı. Rootless Ladies'den çaldığım. Grafik kartım Ronnie'den arkadaşımdan çaldığım. 970'im vardı. Böyle. <laughs> ha, açıyordum abi tertemiz. Oturduğun zaman karmaşa yok yani. Ama neydi tabi? yayında çok sıkıntı yaşıyordum. Ya çaldığım dediğim işte ya kanka versene onu ya. Oğlum adam 1080 almıştı o zaman. 970'ini çöpe atmak istiyordu. Dedim hayırdır amına koyayım. 970'i niye atıyorsun? Ver bakayım şunu dedim. Şu aldım. Akşama arabaya koydum. Çıktım. Şeyde mikrofon hikayesi Rutlus Dediz'de yayın yapmıştık. Bana gelmişlerdi. Unuttular orada. 8 ay kullandım. Sonra istediler verdim oğlum yani Allah Allah. <laughs> i̇lk mikrofonum şeydi. Kaç neydi o ya? Sıfır bütçeyle yayınladım nasıl? <laughs> Tabii. O işlemcim de Ronnie'dendi lan. i7'nin ilk serisi. Üniversitede okuyorduk o zaman. Gidip bilgisayar toplamıştık ona. En eski serisi ama. Kulaklık mikrofonu. Hayır hayır şey. Ee, bir tane mikrofon kullanıyordum ya. Siyah boyamıştım. Çok ucuz bir mikrofondu. Spreyi bir koydum simsiye oldu. Çok güzel olmuştu. Hatırlar bizim eski izleyiciler. i7-740 olabilir. Ha BM800 falan değil de oğlum ya. Kendi paranla aldığın bir şey var mı? Hmm. Yok galiba. <laughs> var lan vardır bir dakika. Saçmalamayın oğlum. Eldiren ilk yayın. Çıkar mı acaba? Bak. Tamam bu ilk yayınım bu daha birebir. Bırak mı mi kulaklığı mikrofonu. Burada kulak içi var bir tane. Telefon boktan bir telefonun kulaklığı var. Ee, yeşil perde yapmıştım. Onu da zaten bir tane Mahalledeki tekstil bilmemnesinden yeşil masa örtüsü almıştım. Onunla yapmıştım. Işığımı kendim yapmıştım. Sonra hatta bizim bir izleyici yaptı. Yağlı kağıtla karton keserek yapmıştım. Çok güzel ışık veriyordu ama. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bu hele taşındığım yani bu, bu yüksek ihtimal daha yeni taşınırken. Ha. Abi bunlar çok eski ya. Bak mikrofon gözüküyor burada dur. Öldük. 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 Aa. Aa bu. Dur <laughs> bakayım nasıl buluruz lan. Belli bile değil ya. When she's... Neyse ilk upgrade'im de zaten bir tane sponsorlu bir iş vardı. ilk sponsorlu işlerimden bana 3000 liralık ekipman yollamışlardı. Böyle klavye, mouse, oh. böyle onu koydum böyle. amına koyayım bir açtım mek istediğinizde yükseltebiliyorsunuz falan. Bu yükselirken tabi o zamanın parası 3 bin liralık paket vermişlerdi. İçinde her şey varmış. Vardı, varmış ne lan. Hmm. lan! O 3000 liralık paket için 6 ay reklam yaptım amına koyayım 500 kişiye. <laughs> Arkadaşlar bu ne güzel bir kulaklık ya. o falan yapıyordum. Sonra onu bir o bez gitti. Bir parçası bir yere gitti. Güzeldi yani. Şimdinin 15 bin lirası vardır. Elren firarda zaman. <laughs> Kabloların gözükmemesi gerekiyordu. Ne yaparsam yapayım şu kısmı çözemiyorum. Yani bu bilgisayara bağlı olmak zorunda sonuçta bu kablolar. Belki bir şeyin içine falan koyarım bunu. Spiral. Şey. Aynen Tabak kanala bir koydum mis gibi Yapacak bir şey yok. Güzel video olmuş. Ne aşırabiliriz? Ee, akıl